Ha? Ben de tam seni bekliyordum. Vallahi dedim ki bu kesin benim peşimden gelir. Artık gözünün içine bakınca anlıyorum ha. Ne düşündüğünü. Enver. Madem seviyorsun. Vazgeç bu evlenme işinden. Ha? Bak baban rahat durmayacak. Eğer Yağmur'a zarar verirse... Veremez. O iş bende, sen rahat ol, evleneceğiz. Ulan o zaman sessiz sakin düğün yapın. Ne gerek var şova? Lan ben senin kardeşini mutlu etmeye çalışıyorum, sen şov diyorsun ya. Bak annesi babası mutsuz olursa kız mutlu olmayacak. Oho, senin kafa iyice geleneksel çıktı ya. Vallahi çok büyük hayal kırıklığısın ha. Benim sana bir sürprizim daha vardı ama yok, vazgeçtim, söylemeyeceğim. Sen şimdi onu da yanlış anlarsın. Ne var lan? Söyle. Söylemeyeceğim. Ulan söyle. Bak söyleyeceğim ama böyle abuk subuk anormal tepkiler vermek yok ha. Ulan bak beni delirtme lan, söyle. Şş, tamam, biraz medeniyet. Buraya gelmeden Aydan'a da uğradım. Ne yaptım dedin? Aydan'a uğradım. Sebep? Aynen böyle. O da aynen böyle sordu ha işte. Sen ne istiyorsun yine? Hayırlı bir iş için geldim. Git buradan. Ağzı biraz bozuk ama... Hoş kız ha. Ağzının tadını biliyorsun. Ulan beni delirtme bak. Neden uğradın Aydan'a? Cevap ver. Teklifimi güncelleyeceğim. İlgilenmiyorum senin tekliflerine. Oo, Enver Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Oya Hanım. Ben de tam teklifimden bahsediyordum. Ha. Yani geçen gün ben biraz hıyarlık ettim. Estağfurullah. Daha hani satmasını istedim. Ama Aydan da delikanlı kızmış. Çekti. Haklı olarak eski sevgilisi de olsa satmadı. İşte bazen böyle düşünmeden konuşmalar olabiliyor. Yok canım, estağfurullah. Halden anlarız. Bu arada ben bu kast ajansı sahibi olan arkadaşımla görüştüm o gün. Öyle mi? Aydan'dan bahsettim. Sana bir kız getireceğim. Yıldız yapacaksın dedim. Tamam abi dedi. Zaten ikiletmez. Kardeşim gibidir. Hemen bir reklam ayarlayacaklar sana. Aydan? Hayır dedim ya ben sana. Ama bak öyle yalandan reklam değil ha. Bunlar sektörde bir numaralar. Ciddi ciddi reklamda oynatacaklar seni. Parası da ciddi yani. Kızım. Anne. Adam karşılığına ne istedi çok iyi. Bu sefer hiçbir şey istemiyorum. Kesin bir çıkarım vardır senin. Çıkarım var tabii canım. Onu saklayacak halim yok. Kayınço kafasını duvarlara vuracak işte. Çıkarım o benim de. Ama sen ekstra bir şey yapmayacaksın. Ünlü olacaksın. Köşeyi döneceksin. Senin oğlan da delirecek. İşte bu. Yok hayır, hadi. Biz bir küçük toplantı yapalım lütfen. Gelsene bir. Aydan. Aydan sen bana ne dedin? Ha? Ben onu aklından çıkaracağım değil mi acaba? Daha anlatmam ve unutacağım dedin mi sen bana? Öyle birisi hiç yokmuş gibi davransa. Ha? Ne olur. Bizi şu sığıntı hayattan kurtar. Ne olur, çok zavallı bir hayatımız var burada. Ne olur yavrum. Şu parayı kabul et, ne olur. Ya ben bunlara bir mail adresi vermiştim. Bir kast ajansının mail adresini vermiştim. Annesi bir fotoğraf yolladı. Ziya da sağ olsun bastırmış. Baksana. Nasıl? Güzel kız vallahi. Çok fotojenik. Maşallah. Şimdi bu artist olacak ya. Sen artık magazinlerden izlersin. Bu kimlerle geziyor? Nerelerde neler yapıyor, kimlerle takılıyor. Öyle magazinden izlersin. Abi lütfen, lütfen sen de bana burada söz ver şimdi. Lütfen abi, abi yeğenin için. Ulan seni, ulan seni. Sınama lan, sınama lan. Sınama beni, söz verdim. Sınama lan beni, sınama lan beni. Sınama beni.
E hayat bir sınav değil mi zaten? Ben o sınavdan kalırım Enver. Gebertirim lan seni. Aydan'dan uzak duracaksın. Niye? Aydan senin kırmızı çizgin mi yoksa? Çizgine mi bastık kayınço? Bak Aydan'dan uzak duracaksın. Düğün dernek işini de unutacaksın lan. Yok öyle. Unutmam. Hatta öyle bir düğün yapacağım ki yeri göğü inleteceğim. Ama sen düğüne de gelemeyeceksin kayınço. Neden biliyor musun? Hapiste olacaksın çünkü. Ne diyorsun lan? Sen de artık mapus damlarında türkü çığırırsın. Aa bak aklıma ne geldi. Bizim Ziya bana bir film izletti bugün. Filmi hiç beğenmedim. Yani böyle cinayetli, minayetli, kan, revan, evlerden ırak çok kötü bir film. Ama başroldeki elemanı hemen tanıdım. Sen de tanıyacaksın bence. Vatandaşlık görevimi yaptım. Hemen paketledim filmi, kuryeye verdim. Doğru yetkili mercilere doğru yola çıktı. Hatta varmak üzeredir şimdi. Cinayet masasında komiser bir tanıdığım var. Lan hatta sen de tanıyorsun onu ha. Gürkan komiser. Siz arkadaş değil miydiniz? Canlı be kayıncı. Ben görüş günlerinde ziyarete gelirim seni. Sana temiz don çorap getiririm. Tatlısı getiririm. Şişlemezlerse tabii seni. Sana hayatını demiştim. Hayat böyle diyor işte.